Ne güzel yağdı ya. Güzel yağdı abi, hakikaten. Ama şey aklıma geldi. Yani ben çocukken özellikle haber yapılırdı. Beyaz felaket kapıda. Beyaz felaket trafikte faciaya yol açtı. Beyaz, ya ne menem felaketmiş bu beyaz felaket ya. Öğleden dendi, bu sene de kar yağmadı. Meteoroloji bir haber geçti, kar yağacak İstanbul'a diye. İnsanlar saatlerde pencerede beklediler ilk kar düşsün yani diye. Bu kar yağışı yani hepimizin beklediği bir olaydı. Eğlendik böyle ya. Hasret kalmışız yani kar kokusuna. Allah imtihan etti bu sene. Bu imtihan etti bu sene. Yokluğuyla imtihan etti. Allah insana zulmetmiyor sonuçta. Zulümü ancak insan kendisine yapıyor. Bak, evinin önünden dere aksa onu israf etmemekle mükellef insan. Nasıl olacak be ya? Suyun hukuku var. Sonuçta sana ait bir şey değil. Ekolojik olan şey doğal. Doğal olan şey Allah'ın istediği zaten. Eyvallah. Hadi konuşalım. Hadi konuşalım. Abi, insanlık, dünya ciddi bir imtihanla imtihan oldu. Olmaya devam ediyor belki. Kuraklık. Biz de hem bunlara dikkat çekmek, hem de suyun önemine dikkat çekmek için aynı zamanda böyle bir program gerçekleştirelim dedik ve Ahmet Ağa Çeşmesi'nin önündeyiz. Çengelköy'deyiz. Eyvallah. Suyla ilgili bir program gerçekleştireceğiz. Şimdi İstanbul'da birçok yerde çeşmeler biliyorsun akmıyor. Adam vakfiye yapmış yani. Bunun için aslında bir mülk bağışlamış. Masraf yapmış. Su yolu düzenlemiş. Bir yerdeki kaynak suyunu başka bir yerdeki insanların kullanımına sunmuş. Hani dedin ya nasıl olacak? Yani dereden akan suyu evet. İsraf etmemek. Adam aslında başkası için bir hayrat yapmış. Maalesef tamam belki artık evlerde başka sular kullanılıyor diye çok ihtiyaç kalmamış olabilir. Biraz niteliği değişmiş olabilir ama çeşmelerin hala işlevini devam ettiğini biliyoruz. Sonuçta elini yıkaman gerekiyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Islak mendil arıyorsun. Çünkü su bulmak dert. Bir yere su dökmek dert. Çamur oluyor, insanlar üstüne sıçrıyor diye laf söylüyorlar. Onun için çeşmeler sırf o vakfiyenin devamı için bile gerekli bir şey. Şimdi dedik ya hani nasıl olacak? Bak kelimeleri düşün. İsraf, tasarruf. Yani bir şeyi gereğinden fazla kullanırsan israf oluyor. İktisatlı kullanırsan tasarruf oluyor. Yani sarf etme meselesiyle alakalı bu. Şimdi biz sarraf diyoruz kuyumculara. Evet. Çünkü neyi nasıl değerlendireceğini bilen adam demek aslında sarraf. Aslında suyu hep kullanan aynı da... aynı kelime kökü. Evet aynı kelime kökü. Ama bir diğer taraftan baktığın zaman su için de bizim aslında sarraf olmamız gerekiyor. Biz kıymetini ne zaman anladık? İşte hani su barajlar boşaldı, su eksiği var. Bu sefer diyoruz ki ya nasıl olacak? 30 saat, 40 saat, 50 saat su kaynağı kesecek olsa ne yapacağız? Ali abi baktığımız zaman çeşmelerden bahsettik ya. Ecdat hakikaten çok önem vermiş suya. Çeşmeler yaptırmış. Çeşmelerin haricinde insanların suya erişebilmesi için ciddi bir çaba gösterip o insanlara o imkanları sunmuş. Osmanlı'nın öncesinde mesela İstanbul'a baktığımız zaman yine Romalılar döneminde tabii. Sarnıçlar var, ayazmalar var. Onlar da belli bir mücadele vermişler galiba değil mi? Suyu Roma döneminde yapılan su yolu yani 200 kilometre civarında İstanbul içine getirilen su, İstanbul içine dağıtılan alanlar ciddi manada bir masraf yapılmış. Mesela Valens kemerleri, bu Unkapanı'ndaki Valens kemeri sadece İmparator Valens'in yaptığı bir şey değil. Bizim başka, su kemeri diye bildiğimiz. Tabii Unkapanı köprüsünün üstündeki o kemer. Birçok imparator ya onu restore ettirmiş ya ona eklemeler yaptırmış, başka alanlara dağıtımını sağlamış. Çünkü şehir sürekli büyüyor. Çünkü burası dünyanın merkezi. Ne kadar süre böyle yani su aktif bir şekilde hizmet içinde, etmiş içindeki insanlara. Künçlerden su akımı 1950'lere 60'lara kadar devam etmiş zaten. Yakın dönem yani. Tabii yakın döneme kadar. Hani şöyle bir şey var. İstanbul özelinde bakacak olsak yani bir medeniyetin merkezi olduğu açıdan bakacak olursak en fazla hizmetin yapıldığı dönemlerden bir tanesi Doğu Roma'nın yaptığı çalışmalar, bir tanesi Mimar Sinan'ın yaptığı çalışmalar. O da biliyorsun ciddi manada su yolu yapmış. Hatta o kadar ki sadece İstanbul'a değil. Mesela Süleymaniye Camisi'nin inşaatı uzun müddet duruyor. Niye? Çünkü Mihrimah Sultan bir rüya görüyor. Rüyasının tabiri üzerine Arafat'taki hacılar için, Mekke'deki Arafat'taki hacılar için su kanalı yaptırıyor. Oraya su taşıtıyor. Ya ben şeyi anlamadım abi. Yani tek mimar, Mimar Sinan mı? Veya hiç çalışan kalfa vesaire yok mu? İnşaat durduracak derecede mi? Mimar Sinan'ın önemi var. Projeyi çizmiş, geri dönmüş diye bakalım. İlla ki başında bulunması gerekmiyor. Sonuçta ama başlanmış bir noktaya geliyor. Tabii ondan sonra geri dönüyor. Mimar Sinan acaba biraz işkolik miydi? İşin başında durmak mı istiyordu? Yani 80 küsur yaşına kadar yaşıyorsun. Yaptığın eser sayısı 400'ün üstünde. Tabii ki ülkenin finansal durumuyla da alakalı. İmaretleri fonlayan
paşalarla, sultanlarla doğrudan alakalı ama diğer taraftan işkolik olmasa bu kadar eser nasıl çıkacak? Eyvallah. Gerçi bizim üniversitenin canımız sıkıldıkça anıyoruz. Prut Nehri'nde de anmıştık, Van Gölü'nde de anmıştık. Eyvallah. Andık, anıp duruyoruz. Usta, bugün benim günüm. Niye? Kar var. Çay da var. Afiyet olsun. Eyvallah, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tabii Erzurumlusun ya. Vallahi abi hayat geldi abi. Abi hayat, hayat suyu. Çünkü niye? Can suyu. İnsanın yaşamını sağlayan şey. Açlığa 72 saat, susuzluğa 48 saat dayanabilirsin. Sonra metabolizman bozulmaya başlıyor aslında. Böyle abi hayat dedik ya, birçok da böyle suyla ilgili deyimler girmiş. Tabii. Atasözleri, işte su küçüğün. O başka. O başka mı? O sus küçüğün sofra büyüğün. Ha, tamam. O başka, sen onu karıştırma. Mesela ne var? Su gibi ezberlemek. Akıp gidiyor sonuçta. Sular seller gibi. Sular seller gibi. Su gibi aziz ol. Evet, o Hazreti Hüseyin'in hatırası biliyorsun. Kerbela'da susuz bırakılıp da şehit edildiği için. Eyvallah. Öyle bir hatırasını yaşatıyoruz. Başka? Onun dışında ne var? Su yolu. Su yolu. Su yolu yapmak var. Su yolu yapmak. Nereden gelir bu? Bak şimdi evlerde çeşme yok. İlla ki suyu buradan alması gerekiyor. Yani sürekli gitmesi gelemesi gereken yol. Onun için su yolu yapmak. Bugün belki anlam itibariyle insanlar zihninde canlandıramayabilir ama bir hatırası var. Mesela sebilhane bardağı gibi dizilmek diye bir tabir var. Bugün kullanabileceğimiz bir şey değil ama yan yana dizilmiş olan insanlardan bahsediyor. Şimdi sebil güzel, yani bedava olarak verilen, hoş suya söylenen bir tabir. Mesela caminin kenarında bir oval yapı vardır. Şimdi artık büfe falan olarak kullanılıyor. Sultanahmet tarafında falan çok var. Onun oralar aslında sebilhane. Yani oradan su dağıtılıyor. Bardaklar yan yana dizildiği için sebilhane bardağı gibi dizilmek diye bir tabir var. Peki başka ne var? Ne var başka? Subaşı. O başka bir şey. Şimdi su asker demek. Hani ne diyor? Su uyur, düşman uyumaz. Yani su. Askerim uyuyor, su. Su. Tabii. Yani subay. Hani kökten geliyor. Subaşı da şehrin asayişinden sorumlu olan adamların başı. Yani emniyet teşkilatında. Komiser gibi düşün. O bu su, suyla o su aynı değil. Eyvallah. Baktığımız zaman suya kıtlıkla imtihan oluyoruz. Arıyoruz. Mesela kar yağsın istiyoruz. Yağmur yağsın istiyoruz. Her mevsim kendi normallerinde geçsin istiyoruz ama Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nde bir duası var biliyorsun. Bizim kabrimizi işte ziyaret edenlere Cenab-ı Allah boğularak ölmeyi nasip etmesin diyor. Şimdi rahmetin fazlası da yani. De, tabii fazlası evet. Da. Şimdi okyanusa düştüğünü düşün. Burada sahil kenarında yüzmek var, bir de okyanusa düşüp helak olmak var. Mesela bir yerden bir yere yürüdün. Özellikle böyle kış döneminde çok böyle kullanılan bir tabir. Yürüdün. Mecalin kalmadı. Bir yere vardın. Ne diyorsun? Ayaklarıma kara sular indi. Yani rahmet kendi içinde bazen felakette barındırabiliyor. Hani şer, hayır meselesi. Birbirinin içinde yaşıyor çünkü. Yine ölçü Allah Resulü'nün ölçüsü yani. İşlerin en hayırlı olanı orta olanıdır. Tabii. Biz sizi vasat bir ümmet olarak yarattık. Eyvallah. İncelikten bir kar da yağmıyor ama. Niye? Atıyor, tozuyor işte. Tozuyor mu? Bir şarkısı da vardı. Söylesek mi? Olur. Şöyle ama denize doğru yürüyelim. Orada mı? Sen de Elif türküsünü söyle. Üşüdük. E hadi gidelim o zaman. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer elif elif diye, yar sana hayran, can sana kurban, derdime derman bulamam, aşktan el ağlar. Aşktan el ağlar.